Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere kuru soğan yani sofralık soğan, o sofralarda kullandığımız baş soğan nasıl üretilir onu anlatmak istiyorum. Daha önce yeşil soğanın nasıl üretileceğini anlatmıştım. Yeşil soğan üretmede farklı bir kıska kullanılır ve bu kıskalar birbirine oldukça yakın dikilir. Ama kuru soğan üretiminde daha başka bir kıska kullanılır ve bu kıskalar belirli aralıklarla dikilir. Yeşil soğan nasıl üretilir? İzlemek isterseniz hemen sağ üst köşedeki linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi sizlere yeşil soğanla kuru soğan kıskaları arasındaki farkı göstermek istiyorum. Burada yeşil soğan üretmek için kullanacağımız kıskalar var. Burada da kuru soğan üretmek için kullanacağımız kıskalar var. Gördüğünüz gibi arada belirgin fark var. Yeşil soğan için kullanılan kıskalar daha büyük. Çünkü bu büyük kıskalardan kalın gövdeli yeşil soğanlar oluşacak. Çünkü yeşil soğan o kalın beyaz gövde için üretilir. Bu küçük kıskadan sonbaharda önce küçük bir sürgün çıkacak. Kış boyu bu yumru kendini geliştirmek için altyapı oluşturacak. Ve o ilkbaharın coşkusuyla da bu küçücük soğan kıskası yumruk büyüklüğünde kuru soğana dönüşecek inşallah arkadaşlar. Bu kıska farkını görmenizi istedim. Küçücük kıskalar kullanacağız kuru soğan üretmek için. Önceden bahçemizdeki uygun yeri derince belleyeceğiz. Toprağımızı yumuşatacağız. Ve bu kıskalar küçük olduğu için çok fazla derine göndermeyeceğiz. En fazla 3-5 santimetre arasında bir derine göndereceğiz. Ve aralarında en az 10'ar santimetre boşluk bırakacağız. Böylelikle kuru soğan üretimini başlatmış olacağız. Şimdi bahçede hazırladığım uygun yere geçelim ve bu kıskaları toprakla buluşturalım. Gördüğünüz gibi bu alanı güzelce belledim. Yaklaşık 2'ye 2 yani 4 metrekarelik bir alanda kuru soğan üretimini başlatacağız inşallah. Şimdi bu bellediğim alanı tırmıkla güzelce bir düzleyeceğim. Ardından kıskaları ekme aşamasına geçeceğim. Toprağımızı bir güzel hazırladıktan sonra şu şekilde ben kılavuz bir tahta parçası kullanacağım. Bu kılavuz tahtanın eni 10 santimetre ve küçücük alanda çalışacağım için bu tahta parçası benim çok hizalı bir şekilde çalışmama yardım edecek. Tabii ki bu işi tarlada büyük ölçekte yapanlar bu şekilde bir kılavuz kullanmaz, ihtiyaç duymazlar. Ama ben düzenli olmasını istediğim için ve küçük alandan maksimum oranda faydalanmak istediğim için bu şekilde bir tahta kullanıyorum. Ve bu tahta parçasını hiza aracı olarak kullanacağım. Böylece dediğim soğanlar daha muntazam bir şekilde çıkacaklar. Kıskaları görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde kök oluşturacak kısım şurasıdır. Bunu iyi hesap etmeniz gerekir. Eğer ters tutarsanız kıskaları ters bir şekilde yerleştirirsiniz. Böylece o kıska büyük bir ihtimal çimlenemez. Ve soğan da oluşturamaz. Şu şekilde parmağımızla iki parmağımızı sivrilterek kullanıyoruz ve yumuşak toprağa yaklaşık 3-4 santimetre aşağıya gönderiyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Böylece bütün kıskaları toprağın altına göndermiş olacağız. Hem de hepsini eşit aralıklarda ve eşit derinliklerde. Mesela burada girmedi. Hem parmağımıza kontrol ediyoruz. Büyük bir ihtimal buradan taş çıkacak. Gördüğünüz gibi bir taş çıktı. Buradaki toprağı düzenliyoruz ve tekrar kıskamızı yaklaşık 3-4 santimetre derinliğe gönderiyoruz. Bütün kıskalarımızı bu 2 metrekarelik alana ekmeye devam ediyoruz. Kıskalarımızı yaklaşık 3 santimetre derinliğe gönderdik. Bakın bir tanesi açıkta kalmış. Hemen ortaya gönderelim. Bunları tırmıkla, hatta tırmığın ters yüzüyle üzerlerini kapatacağız. Çok fazla eşelettirmeden, gömdüğümüz kıskaları çıkarttırmadan bunları tekrar toprakla kapatmış olacağız ve ekme işlemini tamamlayacağız. Evet, işlem tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kıska ekme işlemini tamamladık. Kanter içinde kaldık. Kıskayı 1 kilo almıştım arkadaşlar. Yarısından fazlası arttı. Şimdi arka tarafta benim portakallık alan var. Bu portakal ağaçlarının altına uygun yerlere bu kıskaları da ekeceğim. Olduğu kadarıyla
Çünkü bol güneş ister. Bol güneş olduğu zaman soğan başları daha iri, daha güçlü olur. Ama dediğim gibi bu kıskayı artırmayacağım ve ağaçların altına ekerek değerlendireceğim. Tekrar kanter içinde kaldığımı hatırlatayım. Ellerimi çamurunu yıkamadan bile paylaşımı sona erdirmeye karar verdim. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.